Saldırı nasıl yapıldı? Dünden beri dünyanın yanıtını aradığı soru buydu. İşte bununla ilgili çok önemli iddialar ortaya atıldı. Detaylar gelsin, aktarmaya başlayalım. Amerikalı New York Times gazetesi Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikaste uğradığı binanın görüntülerini yayınladı. Bu görüntüler İran medyasınca da servis edildi. İşte iddiaya göre Hamas'ın siyasi lideri Haniye'nin saldırıya uğrayıp şehit olduğu İran'ın başkenti Tahran'daki o konut. 6 katlı bir bina. Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta füze saldırısı sonrası şehit edilmesinin ardından olay yerinden herhangi bir görüntü paylaşılmamıştı. Herkes saldırının nasıl gerçekleştiğini, Haniye'nin kaldığı o binayı da merak ediyordu. İşte detaylar ortaya çıktı. İşte o bina, saatler geçmesine rağmen ne bir görüntü ne de tek bir fotoğraf karesi ortaya çıkmıştı. Bu durum şüphe uyandırmıştı. Amerika'da New York Times gazetesi Telegram'da dolaşan Tahran'daki hasarlı bir binanın fotoğrafını paylaştı. Haniye'nin saldırıya uğradığı yerin burası olduğunu öne sürdü. İşte o görüntü bir kez daha uydu aracılığıyla ekranda. Tabi İranlı bir yetkili gazete isminin açıklanmaması koşuluyla konuştu. Görüntüyü doğruladı. İran devrim muhafızlarına bağlı Telegram kanallarında dolaşan fotoğraf Tahran'ın kuzeyinde yer alan 6 katlı bir binayı gösteriyor. İşte o bina hükümet törenleri için kullanılan Sabahat Sarayı'nın da hemen bitişiğinde yer alıyor. New York Times'ta binanın Tahran'ın kuzey ucunda olduğu uydu görüntüleriyle eşleştirilerek doğruladı. Fotoğrafta binanın bir köşesinin de hasar gördüğü yeşil bir bezle örtüldüğü görülüyor. Birinci katın çatısından saldırıdan geriye moloz yığınları kaldığı da açıkça ortada. Öldürülmesine neden olursunuz? Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları da sürüyor. İran'ın Kum kentinde Cem Karan Camii'nin kubbesine Hamas siyasi büro başkanı Haniye'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesi üzerine intikam bayrağı çekildi. İntikam bayrağı en son 3 Ocak'ta Kasım Süleyman'ın mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen canlı bomba saldırısının ardından göklere çekilmişti. Selam